Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi astarlanmış, dış kısmı bir ile temizlenmiş hurç videosu hazırladım. Daha önceki iki tane hurç videom olmasına rağmen altına biraz sızlandırıldığını bulanlar ve bazen de yeni başlayanlar için anlayamadığını belirtenler vardı. Onlar için hızlandırılmamış ve net şekilde anlattığımı düşündüğüm bir video hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Bugünkü hurcumu astarlı olarak çalışacağım. Bu yüzden hem kapitane kumaşa hem de içini astarlayacağım için saten bir kumaşa ihtiyacım var. Ve ayrıca şu şekilde satenden bir yerler hazırladım. Sizler hazır olarak temin edebilirsiniz. Evde kendiniz yapmak isterseniz de pratik yöntemini Instagram'da göstermiştim. Talep ederseniz buraya da video hazırlayarak gösterebilirim. Ayrıca çeyizli hurç videosunda süsleme için dantel kullanmıştım. Yine bu videoda da süsleme için danteli kullanacağım. Ve şunu da tanıtmak istiyorum. Ben metre eşi fermuar kullanıyorum. Bu şekilde istediğiniz ölçüde metreleri alabiliyorsunuz. Kaç metre isterseniz. Ben yaklaşık 10 metre almıştım ve elciklerle birlikte temin ediyorsunuz. Bu elcikleri tek tek size veriyorlar. Siz şuradan açarak geçiriyorsunuz. Şöyle göstermek gerekirse ben daha önceden lazım olan kadar kesmiştim. Elcik şu şekilde geliyor ve elciği bu kısımdan yerleştiriyorsunuz. Böyle kullanabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi hemen geçiyorum. Hızlandırmasız olarak göstereceğim. Önemsiz bulduğum kısımlarda hızlandırma yapabilirim ama asıl dikişlerde sizin talep ettiğiniz gibi ilerleyeceğim. Fazlalıkları yan tarafa alıyorum. Ölçülerini de belirteyim. Büyük parçamın genişliği 24 santime 54 santim. Küçük olan parçamın genişliği ise 14 santime 64 santim genişliğinde. Parçalarımın ölçülerini kumaşıma göre ayarladım. Daha önceki çeyizli hurç videomda nasıl hazırladığımı göstermiştim. Aşağıya bilgi kutusuna linkini bırakırım. İzlemek isteyenler oradan izleyebilirler. Şimdi ben başlıyorum artık. İnce uzun parçamı alıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Ve orta noktasını buluyorum. Orta noktasını bir iğneyle sabitleyerek belirliyorum. Parçamı yan tarafa alıyorum. Ve yine 24 santimlik olan kısımdan katlıyorum. Ve orta noktasını iğneyle belirliyorum. İkisinin de orta noktasını belirledim. İki tane eşit şekilde kesilmiş dantelim var. Niye bunu da süslü şekilde yapmayı planladığım için dantel diyorum. Dantelimin de ortadan ikiye katlayarak orta noktasını buluyorum. Ve bulduğum yerden daha önceki orta noktamı belirlemiştim. Bu kısma yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra zaten iki tarafına da eşit olarak kalan parça yerleşecektir. Bu yüzden düzenlemeyi yaparak ilerliyorum.
köşeleri dönerken en güzel şekilde gelmesine özen gösteriyorum. Ve iğneleme işlemini bu şekilde tamamlıyorum. Aynı işlemi bu köşe içinde uyguluyorum. Kısmın dantel işlemi tamamlandı. Şimdi az önce aldığım ve orta noktasını delinlediğim kısma geçiyorum. Bunu yine yan tarafa alıyorum. Dantelimi tekrar orta noktasını belirliyorum. Açıyorum. Orta noktasını belirlediğim kısımdan yerleştiriyorum. Sağ ve sola eşit şekilde yayılmış oluyor tekrar. Ve kenarlarından iğnelemeye devam ediyorum. Fazlalık kısımlarını sonrasında çıkaracağız. Aynı işlemi bu tarafa da uyguluyorum. İğneleme işlemi tamam. Şimdi yapmam gereken süslü olan kısmın kapak kısmı olduğunu unutmamak ve süslü kısım şöyle göstermek istiyorum. Süslü kısımlar birbirine bakacak. Şu şekilde. Açıp kapattığımız zaman burası kapak kısmı, burası da fermuarın geçtiği yer olacak. Bu yüzden iğnelememiz gereken yerleri belirlemiş oluyorum. Ne tarafı olduğunu anlıyorum böylece. Kısımlarında işlemlerim tamamlandı. Artık herhangi bir işlem uygulamadığım kısımlarına geliyorum ve ikisinin de katlayarak yine orta noktalarını iğneliyorum. Bu kısmın da orta noktasını iğneledim bu şekilde. Birbirlerine yüzü yüzüne bakacak şekilde orta noktalarını denkleştiriyorum. Köşe kısımlarına geldiğim zaman kaymasını istemediğim için şu şekilde üçgenlik veriyorum. Yani şu kısmının bu kısma 90 derece denk gelmiş olmasını sağlıyorum. Bakın üçgenlik oluştu. Katlıyorum. Muntazam şekilde yerleştiğinden emin oluyorum ve hemen köşeme iğnemi takıyorum. Düzenleyerek ilerliyorum. Sıra geldi yükseklik köşesine. Yüksekliğimi ayarlamak için de az önce yaptığım gibi yine köşeyi tutuyorum ve tam 90 derecelik açıya denk getirerek ayarlıyorum ve tekrar iğneliyorum. Bu köşesi böylece bitmiş oluyor. Aynı işlemleri diğer taraf için de uyguluyorum. Düzenliyorum.
90 derecelik açımı ayarlıyorum. Katlıyorum. Ve iğneleme işlemini gerçekleştiriyorum. Ne kadar çok iğnelerseniz o kadar dikerken rahat edersiniz. Bu yüzden iğnelemekten çekinmeyin. Ve yine yükseklik kısmına denk gelecek yere katlıyorum yukarı doğru. İğneliyorum. Ve hurcum bitmiş oldu. Bu kısmı kapak kısmı, yan kısımları bu şekilde. Şimdi hemen dikmeden size burada göstermek istiyorum. Hurcumun sağ üst köşesinden, yani en son iğnelediğim yerden üst köşesinden dikişe başlayacağım. Ve dikişi tek seferde makinenin altından kaldırmadan tüm iğnelediğim yerleri bu şekilde dikerek sol üst köşeden çıkacağım ve dikişim bitmiş olacak. Tek bir dikişle tamamen dikmiş olacağım. Çok basit bir dikişi var aslında. Oldukça pratik şekilde yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayanlar çok rahat bu dikişi yapabilirler. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Buna uyguladığım tüm işlemleri astar içinde uygulayacağım. Onu ayrı olarak göstermeme gerek yok. Sadece dantelleri takmıyorum. Tüm iğneleme işlemleri aynı şekilde ilerliyor. Bu yüzden aynı şeyi tekrar tekrar göstererek videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi dikişe geçiyoruz. Az önce gösterdiğim gibi sağ üst köşesini alıyorum. Makinemin altına yerleştirip tek seferde dikeceğim. Bakın. Yerleştirdim. Sağ üst köşeyi. Dönerek ilerleyeceğim. Köşe kısmına geldiğimde makinemin iğnesinin içinde olduğundan emin oluyorum ve ayağı kaldırıp bu kısma doğru dönüyorum. Yine makinemin iğnesinin içinde olduğundan emin oluyorum ve diğer kısma dönüyorum. İçeride dönüyorum. İğnemi içeride dönüyorum ve son kısmı dikip dikişimi tamamlamış olacağım. Bakın, tek seferde tüm dikişleri tamamlamış oldum ve dikildi. Aynı işlemi astar içinde uyguluyorum şimdi. Sağ üst köşesinden giriyorum.
öncesinde dantellerimi uç kısımlarından dikerek sabitliyorum. Daha sonraki işlemlerim kolay olsun diye bunu yapıyorum. Dantelimi de sabitliyorum. Köşelere geldiğimde köşe kısımlarını düzenleyerek dikişimi gerçekleştirip öyle devam ediyorum. Artık tüm iğnelerden kurtulabilirim. Uç tamamlanmış oldu ve düz kısmına doğru çeviriyorum. Dilerseniz hiç astar eklemeden fermuar işlemine geçebilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu sefer astarlı olarak göstermek istediğim için astarını da ekleyeceğim. Yine astarını da düz kısmına doğru çeviriyorum. Kontrol ediyorum. Evet. Herhangi bir hata yok. Tekrar tersine çeviriyorum. Ve bu şekilde astarımın tersi dışarıda, kapitone kumaşımın düz kısmı bana bakacak şekilde içine yerleştiriyorum. Dikişlerini açarak tam dikiş kısımlarından sabitleyeceğim. Şu an iğnelediğim yer ağız kısmı, alt kısmı.
dedim, sınırda bittim. Bu şekilde birleştirmiş oldum böylece. Yani astarla kapitone kumaşı tamamının kenarlarından geçerek birleştirdim ve iğnelerinden. En zorluk çektiğimiz kısım fermuarı yerleştirmek olmuş. Fermuar kısmı aslında en kolay kısmı. Fermuarımın düz kısmını görüyorum. İç kısmına doğru yerleştiriyorum ve sıfır gelmesini sağlıyorum. Hemen bu köşeden iğneliyorum. Çünkü bi'ye geçecektik. Bunu unutmayın. Bi'li olduğu için bu şekilde yapıyorum. Bi'li olmasaydı daha farklı çalışacaktık. Yani yönü değişecekti. Farklı çalışacaktık derken. Yerleştirdik fermuarı. Ağız kısmını boylu boyunca iğneliyorum. Fazlalık kısmını keserek buradan çıkarıyorum. Bakın ağız kısmına komple fermuar yerleşmiş oldu. İğneledikten sonra bir yeme alıyorum. Hatta şu kısmı içe doğru da böyle katlayarak düzeltiyorum ki daha da temiz görünsün. Tam köşeleri içine alacak şekilde bir yeme yerleştiriyorum. Ve buradan dikişimi geçeceğim. Tertemiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Fazlasını kesip çıkarıyorum ve içe doğru kıvırıyorum ki yine temiz bir dikiş elde edelim. Şimdi iğnelerimden kurtarıyorum ve kapak kısmına geçeceğim. Kapak kısmına geldim. Bu kısımda aşağıda yaptığım işlemleri aynısını uyguluyorum.
köşelerden dönerken daha oval dönmeye çalışıyorum burada. Bu şekilde iğneledim ve yine bir yemle temizleyeceğim. Bir yemin uç kısmını kıvırıyorum yine. Temiz bir görüntü için bunu yapıyorum. Kıvırdığım yerden dikişimi kısımlarından dönerken daha dikkatli hareket ediyorum. Geriye kalan tek şey, elcik kısmının çıkmasını istemiyorsanız bu kısımlarını sabitlemek. Makinenin altında yapmaya çalışmayın çünkü oldukça kalın oluyor ve makinenin iğnesine zarar verebilir. O yüzden ben bu şekilde elde yapmayı tercih ediyorum. Bu işlemden sonra borcum tamamen bitmiş olacak. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz
Şuraya tıklayarak abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videoları da beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu videodan sonra o videolara da geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.